Değerli basın emekçileri, kardeş sendikalarımızın çok değerli şube başkanları, yöneticileri, üyeleri, hepinizi sendikamız Disk Nakliyat İş adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Bugün burada son günlerde, son yıllarda hepimizin takip ettiği gibi yine bir hak ihlaliyle karşı karşıyayız. Davamız ekmek davasıdır. Davamız ekmek davasıdır. Davamız ekmek davasıdır. Türkiye'nin neredeyse birçok yerinde sendika haklarla ilgili çok ciddi hak gaspları, hak kayıpları yaşıyoruz. Hepimizin sosyal medyadan, televizyonlardan takip ettiğimiz gibi bağımsız maden işe bağlı işçiler, Fernas maden işçileri 53 gündür direniyor. Yine farklı konfederasyon olmasına rağmen kardeş sendika olarak değerlendirdiğimiz Tek Gıda İş Sendikası'na bağlı Polonez işçileri günlerdir direniyor, mücadele ediyor. Yine Birleşik Sendikası'na bağlı iş yerlerinde greve çıkan, mücadele eden işçiler var. Genel İş Sendikamızda grev hazırlığı yapan, greve çıkan işçiler var. Türkiye'nin her yerinde çiftçiler, işçiler, emekçiler neredeyse her gün bir zulme maruz bırakılıyor. Bir hak gaspına maruz bırakılıyor ve buna karşı bir mücadele var. Bugün Eskişehir'de de Epsilon NDT iş yeri maalesef yaptığımız görüşmelerde demokratik haklara saygılı olduğunu söylemesine rağmen iki tane işçi arkadaşımızı sırf sendika üye olduğu için işten çıkartmış bulunmakta. Direne, direne kazanacağız. Direne kazanacağız. Bizim ısrarla diyalog kurmaya, diyalog çabalarımıza rağmen görüşmelerden kaçmaktadır. Bize de mücadele etmekten başka bir çare kalmıyor, değil mi arkadaşlar? Evet. Hep beraber mücadele edeceğiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Basın açıklamamıza geçiyoruz. Basına ve kamuoyuna. Epsilon NDT işçileri sendikamızda örgütlendi. Sendikamız Bozlu Holding'in işletmesi Eskişehir'de bulunan 100 işçinin çalıştığı Epsilon'da örgütlenmiş ve Çalışma Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikamıza toplu iş sözleşmesi için çoğunluk tespiti gönderilmiştir. Sendikal örgütlenmeden haberdar olan işveren vekilleri, yöneticiler, üyelerimize sendika üyeliğinden ayrılmalarıyla ilgili baskılar ve tehditler yapmışlardır, yapmaya devam etmektedirler. Bazı üyelerimizden E-Devlet şifreleri, TC kimlik numaraları zorla alınarak, telefonları ellerinden zorla alınarak sendikadan istifa etmeye zorlanmaktadır. Değişik etmek yoksa barış da yok. İş etmek yok.